Merhaba, Singapur'dayız. Bu videomuzda Singapur'u dolaşacağız. Burası National Museum'muş, ulusal müzesiymiş. Onun önünde bir de böyle Liberty City yapmışlar. Bu şeyi de biz yaptık. Şimdi yer yer böyle güzel mekanlarda açacağım videoyu. Tamamını yürümeyeceğiz çünkü o saatlerce sürer. An be an, atlaya atlaya. Böyle mekanları çeke çeke devam edeceğiz. Şu geri istikamette kalıyor şu an kaldığımız otelimiz. Ben gece çıktım buradan. Ta sahili deniz kenarına kadar. Gittim her tarafını bir dolaştım. Bu videonun bir benzerini bir de size gece çekeceğim. Çünkü bu gezeceğimiz mekanların gece olan o ışıl ışıl hali bambaşka bir güzellikti. Bu videonun bir böyle bir gündüz versiyonu olacak. Bir de gece versiyonu gibi bir şey olacak. Birebir aynı olmayacaklar tabii ama ikisini gerekli olarak düşünüyorum. Çünkü gecesi başka, gündüzü başka güzel. Şehir gerçekten söylendiği gibi temiz pak bir şehir. Gecenin birinde falan dolaştım sokaklarında. O zaman bile doğru düzgün bir pislik yoktu. Bugün önceki saatlerde bayağı bir yağmur yağdı burada. Aldık işte. Bir tane çöp. Singapur'da çöp bulduk. Singapur'da adam kırmızı ışıkta geçti. Direkt otomatik olarak Singapur efsanesinin ilk dakikalarda da çürütmüş olduk. Bitki örtüsüyle ilgili böyle sağ sola bilgilendirici tabelalar koymuşlar. Şimdi böyle gezilecek güzergahlar var burada. Burası bir şehir ülkesi olduğu için böyle çok fazla o tarafı bu tarafı işte tarihi şurası burası falan yok. Yani ülkenin tarihi de çok eski değil zaten. Çok uzun olmayan bir zaman önce Malezya'dan ayrılmış bir ülke. Şehir ülkesi. Yani İstanbul'un bir ülke olduğunu düşünün. Onun gibi bir şey. Böyle harika, yeşillikli, çok güzel, mis gibi caddeleri, sokakları var. Sessiz, sakin, aşırı bir gürültüsü yok. Gece dolaşırken barların olduğu mekanlara da rastgele dolaşıyordum, hiç bakmadım neresi neresi diye. Barların olduğu mekanlardan bile geçtim. Oralar bile aşırı bir gürültülü değil, herhangi bir taşkınlık yok. Oralar bile sakin, sessiz. Yani içeride mekanlarda insanlar istediklerini içiyorlar. Müzikler çalıyor ama herhangi bir taşkınlık yok, aşırı bir gürültü yok. Her şey belli bir tertip düzen içerisinde gidiyor bu ülkede. Işık bakın şimdi yeşil yanıp sönüyor. O yanıp sönen yeşil de diyor ki yanıp sönmeye başladım yeşil diyor. Daha yola inme diyor, artık bitiyor diyor. Yani sen diyor yetişemeyeceksin diyor. Benim onlar kaldı arkada. İşte yer yer böyle binalarla falan ilgili ilgilendirici tabelalar falan paylaşmışlar. Eğer şehir turu yapmak istiyorsanız tur otobüsleri var. Farklı farklı fiyatlara farklı turlar yaptırıyorlar. Gündüz turları yapabiliyorsunuz, gece turları yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi gezilecek yerlerin gündüz gezmesinin keyfi farklı, gece gezmesinin keyfi farklı. Yani o binaların ışıklanmış halleriyle gezmek başka bir şey. Gündüz gözüyle görmek bambaşka bir şey. Ben gene buraya bir tane tabela koymuşlar. Her yerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ben böyle yer yer çekeceğim. Şimdi burada görüntüyü bir noktalayayım size. Biraz daha ilginç mekanlara ulaştığım zaman onların önünde tekrar açacağım. Parça parça
şehrin bu merkezi kısmını olabildiğince gezeceğiz sizinle. Devam edelim. Caddelerde, sokaklarda dolaşırken modern görünümleri gökdelenlerin yanında şu karşıda gördüğünüz gibi klasik yapıları da görebiliyorsunuz. Modern klasik hepsi iç içe. Burada nüfusun çok ciddi bir kısmı, %70-75 kadarı Çinli. Birçok kilisesi mevcut. Herhangi bir araştırmasını yapmadım ama anladığım kadarıyla herhalde en yaygın Hristiyanlık var burada. Çin nüfus çoğunluğu oluşturuyormuş. Çin nüfustan sonra işte Malaylar, Hintliler falan geliyormuş. Işıklarda bekliyorsunuz. Geliyorsunuz, böyle bekliyorsunuz. Ne zaman yanarsa. Burada geçmek diye bir şey yok. Yani insanlar %99 ışıklara riayet ediyorlar. Hatta buna gece bile riayet ediyorlar. Gece video çektiğimiz zaman, gece videosunda onu da göstereceğim size. Yani gece böyle yol bomboş, geliyorsunuz burada böyle. Kırmızıyla bakışıyorsunuz, bakışıyorsunuz, bakışıyorsunuz. Hadi yan artık diye söyleniyorsunuz. Ama size kalmış nasıl söyleniyorsanız. Gece bile uyuyorlar. Öyle enteresan. Uyumamak elde değil çünkü bu ustamızla muhabbetimiz vardı bir önceki videomuzda. Kendisi anlattı. Hatta yakın zamanda buraya diyor işte gelmiş olan bir öğrenci kardeşimiz vardı diyor. Bir gün diyor tak diye beni aradı diyor. Abi ben ceza yedim dedi diyor. O söylemeden ben ona söyledim diyor. Işıkta mı geçtin diye. Evet abi nereden bildin demiş. Çünkü en klasik yenilen ceza oymuş sanırım. 600 Singapur doları. İşte yuvarlak hesap 3 desek. 3 kere 6 18. 18 bin lira bizim paramızla bir cezası var. Çat diye iyi veriyorsun o cezayı. Öyle olunca da cezayı yememek için uyuyorsun. Bak yandı. Çoğu deri geç. Şimdi bakın şuradan gelen araçlar size yeşil yanarken onlar da yeşil yandığı için dönebiliyorlar. Ama yayayı bekliyorlar. Yayın geçtiğini tamamladıktan sonra dönüyorlar. Bakın şimdi şu mavi araba arkamıza doğru bakarsanız yayaları bekleyecek ve dönüşünü tamamlayacak. Yani geçiş üstünlüklerinde burada yani dört dörtlük uyuluyor. Dediğim gibi böyle klasik binalar da var. İşte karşıdaki gibi modern binalar da var. Her çeşit bina mevcut. Toplu taşıma ulaşım çok ucuz. İsterseniz haftalık bir kart alabiliyormuşsunuz. Tam parasını hatırlayamıyorum ama işte böyle 5-6 dolar gibi uygun bir ücrete haftalık bir kart alıp onunla işte otobüs tur, metro tur her şeyine sınırsız binebiliyormuşsunuz. Ya da hiç öyle kart falan almakla uğraşmayacağım diyorsanız temassız kredi kartınız varsa Visa ya da Master onunla da zaten direkt devam ediyorsunuz. Biz öyle yaptık. Kartlardan bir tanesi olan da bir tanesi bende. Bütün metroları falan kullanıyoruz genelde. Hemen basıyorsunuz, geçiyorsunuz. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Baktığınızda o bir metro kullanımı için ya bizim paramızda 2 lira falan alıyor. Tamam burası pahalı bir ülke. Çünkü gelir seviyesi yüksek. Gelir seviyesi yüksek olduğu için ona göre bütün ücretlendirmeleri yüksek. Bizim paramıza karşılık olarak buraya geldiğinizde size pahalı hissettiriyor, ciddi pahalı hissettiriyor bu ülke. Ama ulaşım noktasında da belki dünyadaki en ucuz ülkelerden bir tanesidir.
Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz. İleride yine daha ilginç bir yerlere geldiğim zaman tekrar açacağım videoyu. Bütün sadece böyle yollarda sizi sıkmak istemiyorum. Hadi ileriye devam edelim şimdi. Şimdi burada dedim ya, gezilip dolaşılan bir şehir. Riverwalk diye gezip dolaşılabilecek bir yer var. Bu Singapur Nehri sanırım bunun adı. İşte onun boyunda şöyle şuradan başlayacağız. Burada neydi onun adı ya? Marina Bay miydi? May Marina mıydı? Gelmiyor ismi aklıma. Hemen bir bakayım şimdi, yanlış söyleyeyim. Marina Bay. Marina Bay. Orası bir otel. Çok meşhur orası. Şimdi videoda şu geri, biraz geriye sıçrayacağız. Oradan beri şöyle nehir turunu yaparak oraya doğru götüreceğim ben sizi. Sonra oraların gecesini çekeceğiz. O da bundan sonraki videoya gelecek. Çünkü gecesi oraların müthiş. Işıl ışıl. Acayip güzel. Dün gece ben dolaştım. Bu çevreyi dolaştım falan. Şu tarafta biraz ileride işte barların olduğu yerler falan kalıyor. Böyle rengarenk, cıvıl cıvıl çok güzel oluyor gecesi. Şimdi önce bir gündüz gözüyle dolaşalım. Gece çünkü ışıltılardan asıl binaları göremiyorsunuz. Onlara çok hakim olamıyorsunuz. O yüzden gündüzünü de çekmek istedim, gecesini de çekmek istedim. Her iki haliyle de görebilelim diye. Şimdi Riverwalk'un baş tarafına doğru gideceğiz. Oradan başlayalım diye. Şimdi ben bayağı bir ilerisine gittim. Hatta nehrin karşı tarafındayım. Şöyle yıllara ait yere yazılar da koymuşlar. Geride o yazılardan daha birçok var. Buralarda işte kafeler, hediyelik eşya satan yerler. Bakın burada da bir yazı var. Clark Quay. Burası yine gezilecek, dolaşılacak yerlerden bir tanesi. Böyle işte nehir boyunda da kafeler falan, bir sürü yerler var. Hatta şimdi göreceğiz, şurada tekneler var. Burada tekne turu da yapabiliyorsunuz. Diyeceksiniz o nehrin rengi ne öyle? Bugün önceki saatlerde çok ciddi yağmur yağdı. O yüzden yağmur sularının herhalde taşıdığı topraklarla böyle kahverengiye boyandı nehir. Gece falan burası muhteşem oluyor. İşte binaların ışıkları falan yandığı zaman o ışık yansımaları falan, bu köprülerin ışıklandırmaları falan muhteşem oluyor. Hatta kafeyi de böyle bot tarzında yapmışlar. Böyle bir görebileceğiniz kenarlar var. Şu Level Up, şu dükkanın camı da çok hoşuma gitti. Gözler var ya da orada yandan işte bir figür çıkıyor, bir kişi çıkıyor. Gel gel gel, yap içeri falan. Bak şimdi çıktı. Şimdi gelin yavaş yavaş gidelim. Sahile doğru ilerleyeceğiz. Size baya baya bir bu videoda gündüz gözüyle şehir turu yaptıracağım. Buradan sonraki kısmında herhalde videonun çok fazla bir kesiti olmayacaktır diye düşünüyorum. Böyle nehir boyunca dolaşacağız, yürüyeceğiz. İşte böyle birçok noktaya haritalar koymuşlar. Şu an buradasınız diyor. Şurada şu var, burada bu var diye sizi bilgilendiriyor. Ondan sonra işte bu köprüyle ilgili burada da bilgi vermişler bize. Burası da Reed Bridge'miş. 1889'da ilk haliyle yapılmış. Dediğim gibi diyeceksiniz bu aşağıdaki pislikle niye böyle gözüküyor, ama o işte birkaç saat önceki yağmurlardan kalma bir durum. Nehrin kenarları da basamak basamak, şöyle bakarsanız çocuğun oturduğu gibi insanlar oturabiliyorlar oraya.
şu buranın iklimine göre olan bu ağaçları falan çok güzel oluyorlar. Bu sağ tarafımızda çok büyük bir AVM'si falan var buranın. Singapur'da nereye gezeceğiz diye yazdığınızda zaten çıkanlardan birisi işte Riverwalk. Kadar ki Kuai. Bunları sizlere buraya gelmeden de gezdiriyoruz. Özellikle yani imkanınız varsa bir diğer gözlük alıp telefonunuzu içine atabiliyorsanız oturduğunuz yerden tamamıyla buraya dolaşabileceksiniz. Oo, bakın orada fırlatıyorlar insanlar. Şimdi biz ileriye geçene kadar birilerini de hatırlatsalar çok güzel olacak. Haydi yeter dur artık. Bugün hafif sıcaklık, biraz kırık böyle rahat hava güzel. Yağmur en azından o işe yaradı. Serinletti, ferahlattı ortalığı biraz. Bakın şurada da şey var. Fotoğraf çekilmeli kalp yapmışlar. Oraya insanlar kilitler takmışlar. Çeşit çeşit bir sürü kilit takılmış. Nehir boyunca böyle heykeller, sanatsal çalışmalar falan filan da devam ediyor. Oo, bakın 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 karşı fırlattılar birilerini daha. Hep videolarını görürüz ya böyle bayılıyorlar, ayılıyorlar, tekrar bayılıyorlar, tekrar ayılıyorlar, tekrar bayılıyorlar. Şurada toplu fırlatıyorlar, orada hızlı fırlatıyorlar. Hadi biz yolumuza devam edelim. Bayağı bir yolumuz var çünkü. Ara ara da görüntüyü de kontrol edeyim. Dönüp baştan tekrar konuşup tekrar çekmek istemem işin açıkçası. Hiç yoldaki trafiğe takılmadan böyle köprünün altından geçişimizi yapıp devam edebiliyoruz. Burada çok güzel duvarlarda çizimler de var. Her iki tarafa rahat rahat bakabilmeniz için burayı yavaş yavaş geçeceğim. Gerçekten güzel çizimler yapmışlar. Malezya'da da gördük onun gibi şeyleri. Bolca. Keyifli oluyorlar. Ciddi bir renk katıyorlar. Bence güzel. Şimdi hatırlatayım, videomuz 360 video olduğu için görüntüyü istediğiniz anda dondurup, durdurup istediğiniz tarafa çevirip istediğiniz gibi seyredebiliyorsunuz. Sigara içmek yasak. Sigara içme noktaları var. Her yerde öyle kafanıza göre sigara içmiyorsunuz. Sigara içme noktaları var. Oralarda durup sigaranızı içip oradaki çöpe külliye atıyorsunuz.
kurallara çok ciddi şekilde uyuluyor. Suistimal tabii ki olur. İnsanın olduğu her yerde suistimal her zaman olur. İnsanoğlu hiçbir zaman tam olarak itaatkar değildir. İnsanın yapısı böyle bir şey maalesef. Bilmiyorum maalesef dedim ama maalesef denir mi denmez mi o noktada da. Şöyle bakın ne kadar güzel bir bina var orada da. Köprülerin kimi araç yolları için, kimi hem araç hem yaya için, kimileri de sadece yaya için. Araç trafiğine kapalı oluyor. Mesela az önce başladığımız köprü yaya içindi. Sonra altından geçtiğimiz köprü trafik içindi. Şu an geçtiğimiz köprü de araç göremedim ama sanki her ikisi geçebiliyor gibi geldi. Emin değilim. İnsanlar gün çeşitli saatlerinde buralarda koşu yapıyorlar. Dün gecenin birinde de koşana denk geldim. Bak bugün, bakın bugün saat akşamüstü 6.18, 17.54 hatta. Bu saatte de koşan var. Hayır. Bakın yine burada da kafeler. Koşan başka bir kişi. Evet buyurun buyurun gelin diyen arkadaşlar. Sultan Palace Türk işlemiş burasında. Buralarda Türk restoranlarını seviyorlar anladığım kadarıyla. Ama çok fazla Arap kökenlinin işlettiği Türk restoran var. Bir de şöyle kötü bir şey var. Şimdi Arap kökenli şahıslar işletiyor. Artı Türk bir aşçıları, şefleri olmuyor. Ya, tamamıyla aslında Arap kültürü üstüne yapıyorlar. Sadece Türk'ün adını kullanıyorlar. İşte öyle olduğu zaman bir önceki sohbetimizde Cemal Şef de bu noktada şikayetçi oldu. Ya arkadaş dedi, Türk adını kullanıyorsan dedi, en azından dedi mutfakta çalışan bir Türk şefin olsun dedi. Yani lezzet en azından Türkiye benzesin. Haklı. Şimdi Türk deyip lezzetin Türk'le alakası olmadığı zaman insanlar sen direkt yanıltmış oluyorsun. Bunun kaybını da biz yaşıyoruz ondan sonra. Çünkü Türk yemeklerinin, Türk lezzetlerinin bir namı var, bir adı var. Şimdi adam duymuş onu. Singapur'a dünyanın her yerinden her türlü insan geliyor. Adam onu durmuş, görmüş orada, aa Türk iş restoran. Gireyim bir şu Türk'ün kebabından bir şeyinden yiyeyim. Yani denedik işte, adamlar yaptıkları zaman döner yapıyorlar. Şavarma diyorlar ona. Bizim dönerle hiçbir alakası yok. Yani ona döner demeyiz biz kesinlikle. Bu ne ya falan deriz biz. Muhtemelen. Evet gel vatandaş gel. Ay buradaki yengeçler müthişmiş. Daha canlı canlı var. Ay canım. Çok büyüktüler.
Şu sağ tarafına doğru gittiğimizde zaten o taraflarda bar tür yerleri tamamıyla görüyoruz. Buralarda alkolü zaten. Ama işte sağa doğru gittiğimizde orada tamamıyla bar tür yerler görüyoruz. Bunlar daha çok böyle lokanta, restoran tarzı yerler. Gece en canlı kalmaya devam eden kısım bu kısımlar oluyor. Şu an bulunduğumuz yer ve bunun sağa doğru devamı. Hemen hemen. Şöyle bir yukarı doğru görüntüyü çevirip bakarsanız şu binaların yüksekliğine bir bakın. Şimdi güzel ama ürkütücü derecede güzel. Bakın bir şuraya kadar bir girip çıkacağım. Size göstermek için ondan sonra yine oradan devam edeceğim. Ama en azından kendi adıma söyleyeyim. İnsan da kabul görüyor. Bakın şimdi şu ne diyeyim size? Modern yapılar diyeyim. Salvador Dali. Şu modern yapılar, bu modern yapıları böyle yeşillikle, ağaçlarla birlikte birleştirmişler. Modern yapıların ortasında ağaçları görüyorsunuz. Ve güzel geliyor insana. Enteresan bir şekilde güzel geliyor insana. Tarafa doğru çok gitmeyeceğim. O yüzden buradan bakıyorum. Bakın yani şu yapılardaki yeşillikler falan. Yani o yeşillikleri koyduğunuz zaman işin rengi bir anda değişiyor. Yani şu sokak değildir herhalde. Cadde midir bilmem size. Şu o cadde ise bu ne olur falan. Adamlar hepsine street diyorlar. İnsana güzel geliyor, keyifli geliyor. Temiz de olunca işte cabası muhteşem oluyor. Az önce pili isyan etmiş ve orada kalmış. O yüzden görüntü orada bir atlama yaşadığını fark etmişsinizdir. Hemen takviyesini yaptım, kameranın devam ediyorum. Gerçekten insanı tatmin edecek derecede güzel. Şu sol taraftan tekrar ineceğiz. Nehrin kenarına doğru inip oradan yine devam edeceğiz. Navigasyon açık kalmış oradan. O da seslenip duruyor. Sağa dönün, sola dönün diye.
Burası için buradan konuştuklarımız çok güvenli diyorlar. Biz de onların yalancısıyız. Raffles Place demiş burasını. River Walk devam ediyor. Şöyle ara ara da kontrol edeyim görüntüyü. Havai fişek attılar şu taraftan. Ama çok başarısız bir havai fişekti. Doğru düzgün patlayamadı bile. Zaten az bir mesafe kaldı asıl varacağımız noktaya. Orada bir etkinlik var galiba. Bugün cumartesi, hafta sonu. Şurada yolları bir de aynı zamanda formüle pisti gibi de kullanıyorlar. Dün gece gördüm onları. Bakın şöyle şehrin tarihiyle alakalı bir canlandırma da yapmışlar. River Merchant. Ha burada nehir kenarında ticaret de yapılıyormuş. Böyle bir de uyarı yapmışlar köprüyle ilgili olarak. Gelin bu köprüden geçelim. Şu karşıdaki bir parkı görmenizi istiyorum. Sonra öbür köprüden tekrar bu tarafa geri döneceğiz. Ve ondan sonra bu şehrin sembolik bir tane heykeli var. Onun yanına denizin kenarına çıkacağız. National Monument. Ulusal bir heykelleri varmış burada. Burada da birçok müzeler falan var ama biz Singapur'da hiçbirisine girmeyeceğiz. Her yerde fazlasıyla girdik o tür şeylere zaten. "24 hours in Singapore" demiş burada da. National Monument'ta şu karşımızda gördüğünüz dikili taş. O ağaç neymiş peki? Yukarıda bir uçak var. Ne anlatıyorlar? Bir şey anlatıyorlar. Bakın şu yollar pist olarak kullanılıyor. Bir sağdaki yerden geçtiğimiz zaman bir nehri daha rahat bir şekilde görebiliyoruz.
ortasını trafiğe kapatmışlar. O turları ta buralara kadar gelip daha ilerilere doğru devam ediyor. Gece şuradan sola doğru ben geçip devam edebilmiştim ama şu an ona müsaade etmiyorlar galiba. O yüzden biraz daha ileri gidip ileriden sola gireceğiz. O paraşütle atlamışlar. Yukarı bakarsanız paraşütle aşağı iniyorlar şu an. Evet, yukarı bakarsanız paraşütleri göreceksiniz. İnsanlar diyorum, nereye bakıyor bu insanlar? Bu insanlar yukarı paraşüte bakıyormuş. Döne döne iniyorlar. Acaba nereye inecekler? Biz şu karşıya nereden geçeceğiz? Şu aradan biz de dalalım gidelim. Çünkü oraya inmemiz gerekiyor. Yoksa çok dolaşacağız. Evet, şuradan aşağı iniş de varmış. Çok iyi. Paraşütler giderek süzle süzle aşağı doğru iniyorlar. Onlar aşağıya yine dursunlar. Şimdi bu şehrin en meşhur noktasına doğru geçiyoruz biz. Yani şu etrafa bakar mısınız? Tertemiz. Ya fazla temiz. Şimdi ilerledikçe hemen şurada ileride önümüze Merlion çıkacak. Ben yazıldı gibi okuyorum onu. Tam olarak telaffuzunu bilmiyorum. Yanlışla telaffuz etmeye çalışmayacağım. Merlion şeklinde yazılıyor. Lion kısmı aslan. Merlion aslan şehri demekmiş Merlion. Singapur'un da isimlerinden bir tanesi. Aslan şehri deniliyorsun Singapur'a. Ve bu işte gövdesi balık, başı aslan şeklindeki bu heykel de buranın sembolü. Sembolü en meşhur noktası diyebiliriz Singapur'un. Neydi karşıdakinin adı? Bak ben onun adını gene unuttum ya. Ben onun adını gene unuttum. May neydi May? Şöyle hemen karşıya bakayım. Marina Bay. Marina Bay diye yazıyor. Marina Bay. Orası bir otel. Böyle insanlar geliyorlar buraya. Denizin kenarında. Oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Bol bol fotoğraf çekiliyorlar. Bu Singapur'un en meşhur noktası burası. Hemen karşımızda bir dönme dolap görüyoruz. Londra'dakinin bir benzeri, bir kopyası gibi yapılmış bir dönme dolap. Şu yanlış bilmiyorsam opera binası gibi bir şey galiba orada tarafı.
işte özellikle buraları size gece de bir yol çekeceğim. Çünkü gece burası ışıl ışıl. Öyle de farklı güzel gözüküyor. İşte önce biraz da şu tarafa doğru bir bakalım isterseniz. Dün gece geldim, bir dolaştım buraları. Nedeni değildir, biraz bileyim, biraz keşfedeyim diye. Etrafı biraz gezdim. Kafamda düşündüm, tasarladım, nereleri gezmem lazım. Sizlere nereleri daha verimli bir şekilde gösteririm şeklinde. Bakın size çok ilginç bir şey göstereyim mi? Bakın burada robot polis var. Geleceğe hoş geldiniz. Welcome to future. Security control in progress. Security control in progress. Öyle dedi, yanlış hatırlamadım, yanlış anlamadıysam. Evet, gördüğünüz gibi polis var burada. Robot polis var burada, Singapur'da. Robot polis devriye atıyor. İnsanlara bakıyor. İnsanları kontrol ediyor. Aa, bakın orada helikopterler. Bayrağı taşıyorlar. Biz bir etkinliğe denk gelmişiz ama haberimiz yok ne olduğunda. Cep telefonları sayesinde herkes profesyonel çekim yapıyor. Şöyle şuraları biraz görelim. Bakalım şu tarafa doğru. Ben gece buradan ileri gitmedim işte açıkçası. Buradan ilerisinde ne görebileceğimize dair bir fikrim yok. Tam böyle insanlar hizasına geçmişler. Otelin görüntüsünü alıyorlar. Aha, bir Türk burada. Gözüm bir yandan da deminden beri oğlanı arıyordu. Bu ne tarafta diye. Bu kadar kalabalıkta gidiyorsunuz. Burada yanlış hatırlamıyorsam gün batımı çok güzel olmuş galiba. Ama hava kapalı. Çok fazla bir şey görebileceğimizi sanmıyorum işte açıkçası. Böyle cıvıl cıvıl kalabalık. Gündüz gözüyle ilk kez geldim buraya. Dün gece geldiğimde saat 12 geliyordu. 12-1 o civarda dün gece buralardaydım. Doğru düzgün insan yoktu. Oldukça sakindi. İnsanlar çekilmişti. Bugün bir de hafta sonu. Söylediğim gibi cumartesi. İnsanlar da resmen buraya akmışlar. Şimdi şu yerde oturan abiyi gördüm, aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Burada ve sokakta falan kalamıyorsunuz. Sokakta, parkta yatmak falan yasak. Gerek yasak. Onların da ağır cezaları var. Yani öyle evsiz baksız falan filan da görmüyorsunuz burada. Yok hiçbir şekilde. Nizam, düzen, tertip üstüne kurulu bir şehir, ülke ve tabii bunu yani seve seve uygulatıyorlar. Burada yaşıyorsan, burada bulunuyorsan buna uyacaksın. Artı o misafir olduğumuz Cemal Şef de söylemişti. İşte öyle adamların eyvallah da yokmuş kimseye. Eğer uymuyorsan buranın kurallarına seni deport edip sınırın öbür tarafına tak diye bırakıyorlarmış. Şimdi buradan ötesine gitmeyeceğim. Geldik, bütün nehir boyunu dolaştık. Orada bir köprü var. 2015'te yapılmış bir köprü. Onun üstünden geçip biraz da öbür tarafa doğru bir bakarım. Ondan sonra bu videomuzu artık sonlandırırız. Ama oraya kadar sizi geri götürmeyeceğim. Ben buradan görüntüyü kesip oradan hadi devam edelim. Şimdi ben size bir köprüden bahsettim. O köprü dediğim şey ta bakın Merlion ta orada kaldı. Onun hemen yan tarafında.
Merak edip ben oradan yolu devam ettim. Devam edince kendimi bu tarafta buldum. Burada insanlar işte bugünkü bu etkinliklerin çekimi için buraya toplanmış insanlar. İşte birlikler falan var orada, askeri birlikler falan. Geçiş yapıyorlar. Az önce paraşütü atlayanlardan anladığım kadarıyla buranın kolluk kuvvetlerinden herhalde. Bir de buraya böyle bir şeyler koymuşlar. Bunlar gerçekten kaya mı? İçinden ses çıkıyor. Gerçek kaya değilmiş onlar. Bunlar gerçekten kaya değiller. Buranın muhtemelen bu resmi bir bayramı tatili bir şeyi bu buranın ama tam olarak bilmiyorum ne olduğunu. Orada bot gibi bir şey var kocaman. Fotoğraf makinesiyle alırsak, fotoğrafla alırsak daha bir net çıkacak ne olduğu. Toplar falan var üstünde. Böyle bir etkinlik yapıyorlar. Ve buraya böyle dolaşa dolaşa anladığım kadarıyla ta oraya kadar gidebiliyoruz. İnsanlar çekim yapmak için buraya tripodlarıyla, makinalarıyla gelmişler. Ulusal bayram gibi bir şeyleri sanırım. Ya, tahmini olarak söylüyorum tabii ki. Ben şimdi madem buraya kadar gittim, yürüyerek şunu ben tamamlayıp dönerim. İleride de ilginç noktalara denk gelirsem oralarda da açarım sizinle paylaşırım. Hepsini gerekirse şuranın yürüyüşünü yapmayalım sizinle. Tamam mı? Hadi devam edelim. Bakın devam ederken böyle bir şeye denk geldim. Üstünde güneş panelleri var. Pervaneler, açık havada pervaneler. Böyle altında oturup serinleyebileceğiniz. İşte bu abi gibi sanatçıların altında performans sergileyebileceği açık hava pervaneleri. Öyle de enteresan bir şey var. Burada bu arkadaş da bazı gösteriler yapacak herhalde. Kendi düzeneklerini hazırlıyor. Öyle bir şehir. Ben devam ediyorum. Bakın bu bölgede de böyle şezlonglar koymuşlar buralara. İnsanların gelip serilebileceği. Burası da böyle bir bölgesi. Fisher Jumping diyor. İnsanları da uyarmışlar. Şuralara inip oturulabiliyor ama derin su uyarıları da var orada sürekli. O taraftan müzik sesleri geliyor. Sağ taraftan.
insanlar yiyeceklerini falan almışlar. Piknik hesabı gelmişler buralara. Bugün dediğim gibi onu muhtemelen öğrenip açıklama kısmına eklerim. Biz buraya çok sınırlı gün ayırabildik. Gezimizin sonunda Singapur'a. Sınırlı gün ayırınca böyle çok koştur koştur bir tempoyla sağını solunu dolaşıyoruz. Öyle de olunca insan her tarafa, her bilgi, her şeye yetişemiyor. Bugün burada bir şey olmuş oluyor olmakta. Ama bizim bundan haberimiz yok. İşte Marina Bey'in alt tarafında dükkanlar varmış. Dükkanlarla şurası başlıyor. Şöyle gelin kenara doğru bir gidelim. Bu taraftan da karşıya doğru bir bakışımızı yapalım. Evet, bizim gibi Insta kamera koymuşlar, insanlar çekiyorlar. Biz bir adım ilerisini yapıyoruz, sabit durmak yerine. Biz dolaşıp her tarafı çekmeye çalışıyoruz. Evet, bizim bıraktığımız tarafa gittiler askerler. En güzel şu an orada gözüküyorlar. Bu video olabildiğince böyle şehir turu tadında bir video oldu. Bakın şu suyun üstündeki yer. Evet, elma. Apple Store. Apple Store. İçeride bu kamerayla dolaşmamıza izin verirlerse onun fiyatlarına bir dolaşır bakarız. Buradaki fiyatlar nasılmış diye. Şimdi ben kamerayı olabildiğince böyle bir kısayım ki bir şey demesinler. Uyarmadıkları sürece gezeriz. Hayır. 15'ler. Peki fiyat bilgileri var mı? Ona bir bakmaya çalışayım. Fiyat bilgileri yok. 13. Her türlü modeli var. Modellerin ne olduğunu zaten herkes biliyordur. Orada Singapur'un göbeğinde böyle bir tane Apple mağazası. Buradaki fiyatlar Malezya'ya göre kontrol ettiğimde bir tık yukarıda kalıyordu. O yüzden ben alışverişimi Malezya'da yaptım. Ama mağaza efsane. Alışveriş. Kurallarım, hükümlerim. Söyleyemedim, şimdi kelime gelmedi aklıma.
Excuse me. Evet, MacBook Pro 16 inç. Benim aldığım cihaz bu. Görünüş olarak bu. About this dediğimiz zaman, peki bu nasıl bir cihazmış? Bu bir baz modelmiş. 48 GB RAM ile birlikte bir baz modelmiş. Ben almakta bayağı bir zorlandım çünkü ben 128 GB RAM'i olan, ona göre bir modelini almak istedim. En sonunda almayı başardım. O açıdan mutluyum. Yani bu taraflara kadar yol kat etmemdeki amaçlardan bir tanesi oydu. Burada sadece bilgileri vermişler. Hiçbir şekilde fiyat girmemişler. Fiyat zaten Apple Singapur yazarsanız, Apple Singapur yazdığınızda direkt Apple'ın Singapur sayfasına gireceksiniz ve oradaki fiyatlarını göreceksiniz zaten. O yüzden orada bunların fiyatı kaç paraydı demenin bir anlamı, mantığı yok. Peki aşağıya doğru indiğinde aşağıda ne varmış? Gelin bir de oraya bakalım. Buradan da sanırım şeye bağlanıyor. Marina Bay'e bağlanıyor burada. Aa, burada da Apple devam ediyormuş. Burada da işte ürünleri, alanları, planları devam ediyoruz. Küpür takla. Hepsini sabitlemişler. Yani sabitlemeseler zaten bu kadar kalabalıkta onları zapt edemezler herhalde. Buradan da Marina Bey'in mağazalar kısmına çıkış yapıyoruz. Aşağısı mağazalar, üst tarafı otel şeklinde devam ediyor. Biz buradan tekrar dışarıya dönüp yolumuza devam edeceğiz. Ama muhteşem bir deneyimleme mağazası yapmışlar işin açıkçası. İlk kez bir yerde bu kadar çok deneyimlenebilecek ürün gördüm. Çünkü 3-5 tane, hadi 10 tane deneyimlenecek ürün koyuyorlar. Onlardan işte o kim deneyimleyecek, kim gelecek, gelecek, sırası şu su bu su falan filanı. Hani hep bir liste sıra gelmez, çok beklemeniz gerekir. Ama burada baktığınızda adamlar bütün ürünlerini gelip görebilmeniz için buraya koymuşlar. Ben hissiyatını merak ediyordum. Güzel oldu o da. Görüntümüzü bir kontrol edeyim. Biz çıkıp kaldığımız yerden devam edelim yolumuza. Burayı da gerçekten güzel yapmışlar. Zaten hep söylerim. Hep kullanma taraftarı birisi değildim. Kolay kolay da kullanmam diyordum. Ama bu uğraştığım işten dolayı bir MacBook'a geçmek zorunda kaldım. MacBook'a geçince mecbur
telefon da o tarafa doğru geçti. Yani o silsile halinde tak 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 o tarafa doğru geçiyor. Orada da top atış yapıyorlar. O tarafa doğru dönüyor yükselti. Hadi bir tane daha patlatın, biz devam edelim. Karşıyı resmen topa tuttular. Bunu söylemezsek olmaz. Bu gidişte şeye doğru gidiyoruz yavaş yavaş yani. Ben dedim ki işte gecesi farklı bir video yapacağız dedim ama havayı karartıyoruz hızla. Evet, az önce şuranın altından geçtik ve o tarafa bağlandık. Dedim böyle şeylere gerek yoktu. Yani tamam, geldik buraya, sevindiğimiz geldiğimize. Ama yine de demişler, bir kutlama yapalım sizin için. Eyvallah, sağ olsunlar, ne diyeyim. Bari bari top atışları. Bakalım 22 Haziran Singapur için önemi neymiş? 22 Haziran Singapur için önemi. Singapur'un önemli günleri. Yok, bakıyorum. Genel olarak tatiller, bayramlar bir şeye denk gelmiyor. Bir şeye denk gelmiyor. Dediğim gibi artık bunu açıklama kısmına yazacağım. Öğrenip bulup. Ya da belki de benim oğlan öğrenmiştir. Ona kadar ulaşabilirsem size söylerim, eklerim. Hatta niye ona ulaşmıyorum? Neredeymiş bir öğreneyim. Her şey canlı canlı. Alo. Neredesin oğlum? Alo. Alo. Enteresan bir şekilde sesleri duyuyorum ama cevap vermiyor. Alo, konuşsana oğul. Ben seni duyuyorum en başından beri. Söyle, neredesin? İyi, neyse. Sen neredesin? Onlar taş değiller. Bak, oradan karşıya doğru baktığında karşıda böyle siyah top gibi bir şey var, görüyor musun? Denizde büyük böyle kafe tarzı, böyle denizin içine doğru girmiş. Siyah top gibi bir şey var. Kocaman, büyük. Gördün mü küreyi? Şimdi onun yanında pembe bir şey yandı, evet. Heh. O camdan yer ne biliyor musun? Apple Store orası. Evet, manyak bir Apple Store var orada. Girdim dolaştım içine. Şu anda videodayız zaten. Videoda konuşuyorum seninle. Girdik oranın içine falan, ben bir dolaştım. Apple'ın ne kadar ünlü varsa içeride var. Her şeyi görebiliyorsun, her şeyi deneyimleyebiliyorsun. Onlarca telefon, bilmem ne, ıvır zıvır, bilgisayar, her şey
insanların kullanımına sunmuşlar orada. İçerisi insan dolu, herkes bızık diyor, kurcular diyor falan. Onun içinden yürüyen merdivenle aşağı inebiliyorsun. Mağazanın devamı var aşağıda. Oradan arkadaki şeye bağlanıyor. Marina Bay'in dükkanlar kısmına bağlanıyor orası. Ben oraları bir dolaştım. Şimdi oralardan devam ediyorum, daireyi tamamlıyorum. Daireyi tamamlama gibi bir niyetim yoktu ama buraya kadar gelmişken artık daha bir daireyi videoda tamamlayacağım. Tamam. Ondan sonra yine haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Evet, ona da bilgilendirmemizi yaptık. Şimdi o merak edecektir orayı. Şimdi ona bilgilendirmeyi yapmazsam, o pembe kayalar var, kaya gibi şeyler vardı ya, cisimler vardı orada kocaman. Onların oralardaymış şu an. Motivasyon olsun oraya kadar yürüsün. Çok böyle yürüyüp dolaşmayı sevmiyor. Zaten şey, ayağında da bir problem var. Ayağı ağrıyor uzun yürüdüğü zaman da. Ona işte ülkeye dönünce bir baktıracağız ne oldu ayağına diye. Buraya geçmeyin diyor. Protokol gibi bir şey miymiş orası? Biz buralara kadar geldik, gidebiliyorsak oralara kadar da gidelim. En azından her tarafı görmüş olalım ve videoyu o şekilde tamamlayalım. Çok uzun bir video oldu ama biliyorum. Ama bütün buraları gelmiş görmüş gibi oluyorsunuz. Ve onlar da bize doğru geliyor sanırım. Çok güzel olacak. Şuralar pek turistik değil ama oradan devam edemeyebiliriz. Devam edemezsek öbür o köprü kısmını falan da size gece video kısmında tamamlayabilirim. Şuranın gidişatına göre karar vereceğim. Videoyu burada kapatıp kapatmamaya. Muhtemelen burada video kapanacak gibi gözüküyor şu an. Çünkü çok 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 uzun bir videomuz oldu. Marina Bay. Efsane bir otel. Efsane bir bina. Adamlar 3 tane devasa bina yapıp onun üstüne tekne gibi bir şeyi böyle oturtmuşlar. Ben şuraya bakar mısınız? Ne biçim? Nasıl görkemli? Nasıl devasa bir şey, bir yapı. Evet, buraya doğru geliyorlar. Buraya doğru geliyorlar. Bot mu diyelim? Botların üstünde toplar var. O toplarla az önce birkaç bari atış yaptılar. Binaların yavaş yavaş ışıkları yanıyor. Karşıdaki bina ışıklarını yaktı. Ha, buraya gelmiyormuş. Şuradan dönecek sanırım. Onları alalım ve bu videomuzu sonlandıralım. Şöyle iyice yanaşalım o tarafa doğru ki olabildiğince yakından görmeye çalışalım. Dediğim gibi bu kutlamalar neyin kutlaması, ne yapıyorlar? Onları açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bu videoda da Singapur'u gezdik dolaştık. Yani gerçekten Singapur'u gezdik dolaştık. Bir başka mekan ve başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.